Selam arkadaşlar, ben bu cüzdanı yapmıştım. Yani şimdi birazdan götüreceğim, bunu kargoya vereceğim. Size de göstermek istediğim şekilde oldu. Birazdan paketleyeceğim, parka geldim. Kardeşimi bekliyorum kargoya gitmek için. Şöyle içini de göstereyim. İçi bu şekilde. Bir tane de ayraç yapmıştım. Bu şekilde. Çok tatlı oldular. İçi böyle, çok güzel oldu. Bunu şimdi paketleyeceğim burada. O yüzden video açayım dedim, size de göstereyim dedim. Çok tatlı oldu ya, ben çok beğendim. Açı biraz kötü ama arkadaşlar şöyle paketledim. Birazdan kardeşimle bunu götüreceğiz. Biraz önce çarşıya çıkmıştım. O kadar çok ıslandım ki saçımdan anlayabilirsiniz. Hala yağmur yağıyor bu arada. Ben örgü malzemeleri almıştım. Onu eve gidince artık gösteririm. İp falan aldım, çok bir şey almadım ama yine de eve gidince gösteririm. Kargoya da gidemedim yağmur çok yağdığı için. Birazcık da uzaktı. Kardeşim şimdi beni götürecek kargoya. Bu şekilde paketledim. Örgü günlüğüm adı altında böyle videolar devam ediyor. Bir açılış olsun dedim. Bir size selam vermek istedim. Hatta kardeşim geldi. Şimdi ben gidiyorum. Kargoya vereyim bunu. Eve gidince de aldıklarımı gösteririm. Öncelikle böyle düğmeler almıştım. Bunu göstereyim. Bebek düğmeleri aldım şöyle. Güzeller bence. Şöyle sarılı, turunculu, pembeli. İlk bunları aldım. Selam arkadaşlar, ben eve geldim. Aldığım ipleri hemen size göstermek istiyorum. Çok fazla almadım ama yine de gitmişken alayım dedim. Sadece ip almak için çıktım aslında çarşıya. Çok güzel fikirler var aklımda, onları yapacağım. İlk olarak bu ipten aldım, bu renk. Bu renk her şeye uyuyor zaten. Bende bir tane vardı, bir tane yedek olsun dedim. Sonra hardal sarısı aldım. Sarı aldım. Biliyorsunuz ayçiçeği yapmayı ben çok seviyorum. Şöyle ikisi çok tatlı duruyorlar. Ve bir tane de gri aldım. Griyi ne yapacağım birazdan söyleyeceğim zaten size. Bir de şöyle incik boncuk tarzı şeyler aldım. Bir tane fermuar aldım. Bu fermuarı bu şekilde ben bir motif ördüm. Şöyle size göstereyim yakından. Çok güzel oldu bence. Normalde biliyorsunuz böyle ayçiçeği motif yapıyorum ama bir de bunu yapmak istedim böyle. Buna fermuar aldım. Cüzdan olacak bu. Bu ikisi de cüzdan olacak zaten. İki tane de bunlardan örmüştüm. Bunlara fermuar vardı. O zaman bir tane yeşil renkte bir fermuar aldım. Bu iplerim böyleydi. Daha sonra şöyle bir tel aldım. Bu tel ne derseniz eğer ki. Ben saksıda çiçek yapacağım. O yüzden bu teli aldım. Saksı çiçek yapmak için de bu tel gerekiyor. Yapraklarına falan koymak için, gövdesine koymak için, tutsun diye, böyle daha sert dursun diye. Şöyle bir tel aldım. Bu galiba 0, yok 80 mi, öyle bir şeydi yani. Mili vardı bunun. Böyle hatırlıyorum ama umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Şöyle bir tel aldım. Bu çok pahalıydı. Ama almam gerekiyordu yani, bulursun. Ama dürüm yaparken de lazım oluyor. Böyle bebeklerin işte kollarına, bacaklarına bazen koyuyorum ben. O yüzden lazım olduğu için almak istedim. Sonra şu boncuklardan aldım. Bu şekilde göstereyim. Bunları da biliyorsunuz cüzdanların böyle uçlarına koyuyorum. Normalde ben bundan yapmıyordum. Yani benimki nazar boncukluydu ama bitti. Çünkü ben onu yurt dışından almıştım. Yani çok eskiden bilirsiniz. Oradan çok fazla sipariş yapardık. O zamanlardan kalma boncuklardı. Bitti. O yüzden ben de bunları aldım, denemek istedim. Şöyle bunlar da ahşap boncuk. Bence yakışır yani cüzdanların püsküllerine takmak için. Yakışır diye düşündüm. Şimdi ben bu griden ne yapacağım? Böyle bir kitap aldım. Biliyorsunuzdur. Zaten görmüşsünüzdür kitap alışverişimi izlediyseniz. Buradaki şu koala, hatta büyük boyunu açayım. Daha rahat görelim koalamızı. Evet, şurada. Bakın. Ben bu koalayı yapmaya karar verdim arkadaşlar. O yüzden şu renk bir gri ip aldım. Hatta koyu bile almışım. Ama bu böyle gri vardı yani. Bence olur. Koyu gri almışım. Neyse, olur ama. Şu şekilde gri aldım. Tatlı olacağını düşünüyorum. Bakalım. Bir de şu an yaptığım şu keçi var ya buradaki. Bunu yapıyorum şu anda. Kafasını falan ördüm. İşte kulakların bir tanesini ördüm. Bir de böyle ayakları. Bunlar bayağı küçük olacak. Yani 20 santim falanlar ama bayağı küçük.
Şöyle ayakları, yani kafası bu kadar. Ve bunların içine doldurmak için de, ona yeni başladım zaten ama. Şöyle boncuk elyaf aldım. Bakın şöyle bir şey. Böyle bayağı büyük. Yarım kilo. Bu yarım kilo boncuk elyaf aldım. O oyuncakların içine doldurmak için ki bazen böyle ayraç da yapıyorum biliyorsunuz. Ayraçların içine de bunlardan gerekiyor. Evde bulunsun, yastık falan da yapıyoruz yani. Fark etmez yani, her şekilde kullanırım diyerek böyle bayağı çok aldım. Aldıklarım galiba şu anlık bu kadardı. Şu griye bir miktar üzüldüm gibi. Çünkü bu kadar koyu geleceğini sanmıyordum. Yani. Ama olur gibi sanki. Ne diyorsunuz? Örmem gerekiyor ya, bilemedim. Olmadı başka bir şey yaparım. Bu griyi başka bir şey için kullanırım. Bilemiyorum. Almış oldum. Olmadı değiştiririm. Böyleydi aldıklarım. Başka da bir şey örmüyorum şu anda. Bu kitaptan öresim var. Ama aklımda çantalar, cüzdanlar var yapmak istediğim. Bilmiyorum hangi birinden başlasam. Bir hayvan öreceğim galiba. Bir cüzdan öreceğim. Kafama göre değişecek. Şuradaki tavşan mesela çok tatlı. Şunu öresim var. Şuradan kuzucuklar var mesela. Şu çok tatlı. Yine şuradaki kedi. Çok güzel. Ya bu bayağı güzel bir kitap arkadaşlar. Baksanıza. Böyle ayrıntılı anlatıyor bu şekilde. Tarifi bana birazcık meşakkatli geldi. Yani tarif benim anlayabileceğim tarif gibi değil. Yani tek tek sırayı anlatıyor. Ben birazcık daha üst düzey olduğum için birazcık bana çok fazla basit ama karışık geliyor tarifler. Biraz zorlanıyorum. Benim yaptığım da bu. Bunu yapıyorum şu anda. Bakalım bitince gösteririm. Yani güzel olursa devam ederim. Böyleydi alışverişim. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Örgü günlüğüm adı altında videolar gelmeye devam edecek. Belki bunun sonrasında birkaç video daha ekler, öyle paylaşırım. Evet arkadaşlar, bunlar da bitmişti. Bu şekilde kumaşları dikildi. Anneme diktiriyorum biliyorsunuz ki. Yani bu şekilde. Diğeri de bu. Bunu ilk kez yaptım. Bu şekilde, yani bu renklerde ilk kez yaptım. Zaten biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Papatya'yı da birazcık değiştirmek istedim açıkçası. Bunun da içi bu şekilde. Durun hemen içini de açayım. Evet, içini göstereyim. İçi de bu şekilde. İçi gerçekten çok uyumlu olmadı mı sizce de? Yeşil renk çok severim bu arada, yeşil rengi. Bir de bunu göstereceğim. Bunu da ben dün akşam ördüm. Yani çekmedim video açıkçası ama böyle göstereyim dedim. Modellerim bu şekilde. Şu anda toplamda 3-4 model çalıştım. Bir tanesi ay çiçeği, bir tanesi bu Afrika çiçeği motifi diye geçiyor. Renkleri böyle çok tatlı oldu. Bu da papatya, zaten 3 boyutlu papatya olarak geçiyor. Bu şekilde. Bunları şimdi kenarlarını diktikten sonra size tekrar gösteririm. Bunu bir tane daha parçasını yaptıktan sonra yine cüzdan şeklinde getiririm. O şekilde yine gösteririm diye düşünüyorum ama çok çok hoşuma gitti. Şu yeşil çok hoşuma gitti. Yeni favorim bu olabilir gerçekten. İçine bakın, çok güzel. Böyleydi. Size de göstermek istedim. Herkese selam. Bakın ben ne yaptım. Çok tatlı oldu gerçekten. Baksanıza. Size de göstermek için sabırsızlanıyordum. Ayçiçeği yaptım. Saksıda çiçek. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel oldu. Buralarında tel kullandım rahat rahat şekil vermek için. İçinde boncuk elyaf var. Çok tatlı gözüküyor. Kitaplığımın önüne süs olarak koymayı düşünüyorum. Bu şekilde. Ama çok şirin oldu bence. Şöyle arkasını göstereyim. Bu şekilde. Bunu sizlerle paylaşmasam gerçekten olmazdı. Biraz önce Alparslan'la birlikte eve geldik. Biz çarşıya çıkmıştık. Ben yine ip aldım. İki tane. Bir tane ipim vardı gri. Bu videoda belki de, bilmiyorum. Bu videoda olabilir. Değiştirmeye gitmiştim. Gri almıştım. Çok koyu geldi. Açık gri de yokmuş. O yüzden farklı bir renk aldım. Şimdi gösteririm zaten. Alparslan'a kıyafetler falan aldım. Acaba onları da burada göstersem mi? Neyse, örgü günlüğüm burası. Göstermeyeceğim. Ama Alparslan'a çok fazla kıyafet aldık. İstenirse belki başka videolarda gösteririm ama burada göstermeyi düşünmüyorum şu anda. Gitmişken dediğim gibi ipi de değiştirdik. En son ördüğüm buydu. Bunu da göstermek istedim. Böyle arada sırada videolar çekiyorum ve örgü günlüğüme paylaşmak için. Ve bu videoları birleştirip sizlerle paylaşıyorum. Bu da bilmem kaçıncı gün artık.
Bunu gösterdim. Koyalım da böyle. Çok güzel oldu. Şimdi ipleri göstereyim. İki tane ip aldım. Dediğim gibi gri ipi değiştirdim. Çok fazla koyu griydi. Yani koal örecektim onunla. Çok tatlı olmaz diye düşündüm. O yüzden değiştirdim. O ip yerine bu rengi aldım. Bu çok tatlı bir renk, baksanıza. Bununla çok güzel cüzdan olur, çanta olur. Bu da turuncu. İkisini karıştırıp da kullanabilirim diye düşünüyorum. Bakalım bu şekilde. Ama bu gerçekten renk olarak aşırı iyi. Bu da bildiğiniz turuncu. Renkler ne kadar belli bilmiyorum ama kiremit rengi gibi bu. Bu iki rengi aldım gitmişken. Bir de cüzdanlarımı tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde kapatırız artık diye düşünüyorum. Yani şöyle bir çantam var. Bunun için cüzdanlarım var. Şimdi ilk defa bu kadar fazla elimde kaldı cüzdan. Yani hepsinin çeşidi olarak var şu anda. Çeşit çeşit yapmıştım. Her çeşit şu anda elimde var. Bu aralar çok çalışıyorum. Kitap okumayıp bunları örüyorum. Neyse. İlk cüzdanımız bu tatlı minik bozuk para cüzdanı. Papatyalı. Yine fermuarlı, içi astarlı bu şekilde. İlki buydu. Zaten bunu göstermiştim hatırlıyorum. Bunu yanlışlıkla fazla büyük yapmışım. Bunu fark etmedim. Yani kenarlarından iki kere daha mı ne gitmişim. Yani bayağı büyük oldu. Bu şekilde püsküllü. Yine bunu zaten görmüştünüz ama yine de yaptım. Bundan çok yaptım. Ya 10. falan herhalde bu. Ama bu yanlışlıkla şöyle göstereyim. Birazcık büyük oldu. Bayağı büyük oldu. Normalde bu boy yapıyorum. Bir tık büyük oldu ama sıkıntı değil. Daha iyi olur. İkincisi buydu. Üçüncüsü bu zaten biliyorsunuz. Bunu kendime yapmıştım. Yine bunun da içi astarlı. Şöyle göstereyim. Ve hazır mısınız? En favorim bu yeşil olan. Bu çok güzel oldu. Püskülü falan da çok yakıştı. Püskülleri böyle ahşap boncuk kullandım. Açalım. İçinin uyumu. Bu arada bunların hepsine Büşracı Örgüler hesabından bakabilirsiniz. Instagram hesabım var. Oradan isterseniz sipariş de verebilirsiniz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Farklı renkler düşünürseniz oradan da bana yazabilirsiniz. Bu böyleydi. Bu çok hoşuma gitti. Yeşil olan. Ve bu yeni modelim. Yani bu yeni modelim. Bu Afrika menekşesi motifi olarak geçiyor. Bu şekilde. Yine içi böyle. Bunun renk uyumları çok hoşuma gitti. Ve böyle çok işçilikliymiş gibi duruyor. Yani en favorim şu an ikisi gibi. Şöyle. Bakın. Böyle. Bunlara yakından Instagram hesabımda paylaştım. Orada da bakabilirsiniz. Şöyle. Hepsi çok güzel oldu. Bir de kitap kılıfım vardı. Zaten bundan çok konuştuğum için bunu geçiyoruz. Bu cüzdanlarımı da size göstermek istedim. Hazır videoyu açmışken. Bunlar da gerçekten hoşuma gitti. Ve ilk defa hepsi bende var şu anda yani. Şu anda elimde bunlar var. Bakalım turuncularla neler gelecek. Birazcık dedim renklendireyim. Hazır böyle sonbahar geliyor. Turuncu tonları, böyle kiremit tonları. Belki bir tane büyük bir bal kabağı da örerim diye düşünerek turuncuyu da almıştım. Öyle. Bunları size göstermek istedim. İplerim de o kadardı. Böyle umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Dediğim gibi arada sırada böyle oturup video karşısına geçip örgülerimden bahsetmeyi çok seviyorum. Sizler de sevmişsiniz galiba. Son videom gerçekten beklenilenden daha fazla izlendi. Normalde örgü günlüklerimi o kadar izlenmez diye düşünmüştüm ama resmen kitaplardan daha fazla izlendi örgülerim. O yüzden çok çok mutlu oldum gerçekten. Size söz amigurumilerimi de göstereceğim bir videoda. Bütün hepsini size göstermek istiyorum. Çok fazla amigurum vermiştim Alpaslan için. Duruyorlar yani. Onları da size göstermek için sabırsızlanıyorum. Artık bir dahaki videolarda da onlardan bahsederiz diye düşünüyorum. Çok güzel tavşanlar ördüm, ayıcıklar ördüm. Kız bebekler var iki tane mesela. Onları da göstermek isterim size. Böyleydi. Bunun hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Yine bunu da Instagram'dan bakabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel kitaplı masüs bu. Üniteme de koyabilirim belki. Boyutu böyle. Böyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Hoşça kalın.